ehl Beyt kimlerdir diye sormuş bir de. Ehl-i Beyt e, geniş bir anlam itibariyle tutuyorlar. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Fatıma'dan <laughs> radiyallahu anh'a dünyaya gelen çocukları. Hz. Ali ile Hazreti Fatıma'nın, Hz. Ali'nin çocukları değil bakın. O önemli. Çünkü Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra Hz. Ali başkasıyla da evlendi. Ondan da çocuklar var. Yani Hz. Ali'nin bütün çocukları değil. Hazreti Fatma ile evlendi ve evlendikten sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Bu ikisinin neslinden kıyamete kadar gelecek olanların hepsi ehl i Beyt diye geçiyor. Ehli Beyt diye geçiyor. Ama mesela bazı yerlerde bazı yerlerde Ehli Beyt ifadesine Ezvacı Tahirat da dahil ediliyor. O ne demek? Ezvacı Tahirat, Peygamber Efendimizin hanımları. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsu sözleri mektubatta bir talebesine hitaben buyuruyor ki her gece onlar dua ederler. O büyüklerin hale varsa <laughs> her zaman öyle. Cenab-ı Hak onları zaman halk ediyor. Yani her gece hatimin de oluyor. Hani bunu duyunca bazıları aa falan der de bu ası yok bu işin. Sen bak bana vermedi diye bu yok demek değildir ki. Yani şimdi dinleyicilerimizden daha ben öyle bir şey yapamıyorum falan. E ben de yapamıyorum. Yapamamak ayrı bir şey. Ama Allah-u Teala'nın kudretini iyi anlayan bir kimse inkar etmez bunu. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratıyor. Muhammed Aleyhisselam insan değil mi? E insan. Ama onu çok mükemmel ve yüksek yaratmış. Olur mu canım? Olmuş. Öyle yaratmış işte onu. Ya şunun gibi bir şey yani. Ben havada üç takla atamıyorum diye üç takla atan kimse yok diyemez. Diyemez yani. Olmaz <laughs> öyle şey. Ben atamıyorum. Olmaz öyle şey. E, dolayısıyla e, İmam-ı Rabbani sözleri buyuruyor ki bir gün rüya gördüm buyurdular. Yani Ehli Beyt'e, Ebiye'deydim. Baktım. E, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a, validemizi gördüm buyuruyorlar. Beni görünce başını çevirdi buyuruyor. O zaman hatamı anladım buyurdular. Ondan sana buyurdular... ...Hazreti Hatice, Hazreti Aişe, Ezvaç, adın. hepsine de dua ediyorum. Hepsine de aynı şekilde dua ediyorum. Çünkü onu da Ehl-i Beyt'e dahil edenler var. Ama Ehl-i Beyt deyince... ...Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma ile evlenmesi neticesinde dünyaya gelen... ...Hazreti Hasan, ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ıma... ...bu ikisinin neslinden gelenler. Mesela e, Hazreti Fatıma radıyallahu anh'e validemizin kızı da vardı. Onlar dahil değil. Heh. Onlar dahil değil. Mesela 12 imam deniyor. Onlar da elbette buradan geliyorlar ya, yani. Hasan evet. geliyorlar. ya Hazreti Hasan'ın soyundan geliyorlar ya Hazreti Hüseyin'in. Zaten onlar mesela Osmanlılar döneminde de onlar ayrılmışlarmış. Bunlar e, Suriye'de, Halep'te, Şam'da mı e, özel bir aynı şekilde dünyaya gelen evladı, Resul'den kimler varsa Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in çocukları hep kayda geçerdi. Şer'i mahkeme ifadesi geçiyor. Orada kayda geçerdi. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin iddia etmesi veyahut da ben seyidim, evladı, rasulüm falan demesine fırsat vermiyorlardı. Sonra da bunları karıştırdılar. E şimdi evladı rasulden olan mesela kesin e, nesepleri belli olanlar var. Neseplerini ispat edemeyenler var. Evladı Rasul müdür, eshab-ı kiramdan, kiramdan, mıdır? Veya da aynı şekilde evladı Rasul'e hizmet ediyordu. Onların içerisinde dahil edilivermiş. E, daha sonrakiler kendilerini e, evladı Rasul mü zannediyor? Onları bilemiyorsun bazılarını. Bazılarını e, kar, e, şey yapamıyorsun. Ama bazılar var. Kesin ve net. Mesela Hazreti Hüseyin radıyallahu taala soyundan gelenlere seyit deniyor. E, Hazreti Hasan radıyallahu taala anhazetten soyundan gelenlere de şerif deniyor buyuruyor. Mesela eee Ürdün'ün başındaki devlet başkanı bunlar şeriftirler. Yani Hazreti Hasan radıyallahu taala soyundan geliyorlar bunlar. Hazreti Hüseyin radıyallahu taala soyundan gelenlere de seyit denmiş. İkisi de Peygamber Efendimiz'in torunudur. İkisinin de aynı şekilde e, şey itibariyle... E, ehli Beyt midir ikisi? Ehli Beyt'tir. Evet.